Efendim merhabalar. Kulis Ankara'da birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikteyiz. Öncelikle efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Efendim sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Bu akşam sorularıyla bize Sedat Bozkurt katkıda bulunacak. Sedat Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanı da. Çok soru var, çok konu var, çok başlık var, evet. Ama biraz da espri yaparak başlamak istiyorum. Ağrı Belediye Başkanı Sayın Savcı Sayan, A4 kağıtları üzerinde namaz kıldığından bahsetti. Hatta gizli gizli namaz kıldığından bahsetti. O bina, bu bina mı? Bu bina nedir efendim, bu bina mescidimiz de var efendim. Gelip mescidimize kılabilirdim. Şimdi şu çok önemli. Siyasette kulvar değiştirebilirsiniz. Bunu bir noktaya kadar anlayışla karşılayabilirim. Ama ya yalan söylemek, gerçekleri saptırmak asla doğru değil. Olmamalı da bu. Görüş değiştirebilirsin, başka bir partiye geçebilirsin, başka bir partiden belediye başkanı olabilirsin, milletvekili olabilirsin. Yani buna halk karar verir, buna bir şey demem. Ama doğruları söylemek lazım yani. Ne demek? A4 kağıtlarını koyduk, gelirken seccadeye getir kardeşim, mescit var, seccademiz var, oturursun namazını kılarsın, kimse bir şey demez ki. Yani dediğim gibi saptırma, böyle kendine göre bir şeyler. Evet, doğru biraz da yani. Ben genel merkezde normalde biz sizi misafir edecektik ama bu akşam siz bizi misafir etmiş oldunuz genel merkeze, böyle bir soruyla gideyim dedim ama yine sıcak başlıklardan o zaman böyle. Elbette başlık başlık ilerleyeceğiz. Evet. Çok konu var, çok soru var. Tabii. Hafta sonu 6 partinin genel başkanı bir araya gelecek ama bugün gündeme düşen bir açıklamanız, Sayın Gazeteci Fikret Bila'ya bir açıklamanız oldu. Sayın Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik aday olsun, karşıma çıksın. Kullandığınız o aidiyet şeyi adaylığınızın ilanı gibi yorumlandı. Böyle mi? Bugün hayır, şimdi orada için. Siz de gazetecisiniz. Hani soru sorulduğu zaman ona bir şekliyle yanıt veriyorsunuz. Birden fazla soru vardı orada. Şimdi Erdoğan ve cephesi 367'de yaşanan garabeti acaba yeniden Erdoğan yaşayacak mı gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. Bir mağduriyet edebiyatı yapmaya çalışıyor. Ne mağduriyeti kardeşim? Sandığı getirsin, oturursun, yarışırız demokratik ortamlarda. Siyasi partiler yarışıyorlar zaten. Dolayısıyla böyle bir mağduriyetin arkasına sığınmaya gerek yok. O nedenle onu söyledim. Ama karşıma çıksın ifadesi biraz öyle yorumlandı. Evet yani o söylem içerisinde evet yani. Normalde biraz da öyle zaten yani bütün genel başkanlar yarışacaklar. Erdoğan da yarışacak yani biz de yarışacağız. Saadet Partisi de yarışacak efendim. İyi Parti de yarışacak. Deva'da, Gelecek'te, Demokrat Parti'de hepimiz yarışacağız. Evet. Efendim çok bağlamından da kopartmadan bu anayasa tartışmasında şöyle bir garip durum yok mu? Örneğin anayasa uygunluk açısından biz bu ülkede herhangi bir denetim mekanizması var mı? Yani Erdoğan üçüncü kez anayasanın hükmüne rağmen ben aday olacağım diye ortaya çıktı. Normalde yapıldı seçimler, normal süresinde de yapıldı. Bunu denetleyecek bir mekanizma var mı? Çünkü ilk kez bir anayasa ihlalini tartışmıyoruz biz. Sedat Bey, şimdi bir hukuk devletinde olsa bunların tamamı oturulu tartışılır. Zaten bellidir yani anayasada gayet açık hüküm var. Yani bir kişi iki dönem, en fazla iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabilir ya da böyle bir düzenleme var zaten. Ya şimdi Sedat Bey Allah aşkına ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına ben uymam diyorsunuz. Yani bu anayasaya uymuyorum. Çünkü anayasada açık hüküm var. 90. madde. Yani çok açık, çok net, sırf Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyalım diye anayasa değiştirildi. En üst mahkeme orası. Bir de kendileri değiştirdi. Tabii kendi dönemlerinde oldu bu. Ve bu da demokratikleşmenin bir gereği olarak, Avrupa Birliği'ne uyumun bir gereği olarak ifade edildi vesaire. Hadi onu bıraktık. Ya Anayasa Mahkemesi'nin kararını en alttaki mahkeme uygulamıyor. O da anayasada var. Anayasa Mahkemesi kararları bütün yargı mercilerini ve idare organlarını bağlar diyor. Uymuyorum diyor. Şimdi böyle bir tablo içerisinde
Erdoğan'ın efendim bir daha cumhurbaşkanı mı olacak, bir daha olmayacak mı, anayasada bu hüküm var, bilmem şu var falan filan. Bu tartışma entelektüel düzeyde yapılabilir, hukuk düzeyinde yapılabilir. Ama bugün Türkiye'nin yaşadığı siyaset zemininde bu tartışmalar sadece Erdoğan'a yarar. Erdoğan yine çıkıp meydanlara diyecek ki bak cumhurbaşkanı olacağım, yine karşıma bir 367 garabeti çıkardılar, cumhurbaşkanlığıma engel oluyorlar diyecek. Adım gibi biliyorum. Bu tartışmayı biraz da onun için yapıyor. O nedenle dedim. Kardeşim getir sandığı, hemen seçimi yapalım. Niye korkuyorsun? Daha garibini söyleyeyim. Ya hiç karşılaşmadığımız olay. İstanbul seçimlerinde bir zarfın içine 4 tane oy pusulası koyuyorsunuz değil mi? Yüksek Seçim Kurulu ne dedi? 4 oy pusulasından birisi doğru değil, diğer 3'ü doğrudur. Diğer 3'ünün niye yanlış olmadığına karar vermiyorsun? Ya bir adam sahtekarlık yapıp zarfa koymuşsa tamamını iptal edersin. Etmediler. Niçin? Erdoğan'dan talimat aldıkları için. Dolayısıyla böyle bir zeminde bizim hukuk normlarını entelektüel düzeyde tartışabilir. Türkiye'de hukuk yok. Türkiye'de demokrasi askıya alınmış vaziyette. Türkiye'de anayasa var, şeklen var ama uygulanabilir bir anayasa maalesef yok. Biz niye diyoruz ki Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taşlandıracağız? Çünkü demokrasi olmadığı için bunu dillendiriyoruz. Erdoğan bunun arkasına sığınarak kendisine mağduriyet yaratmaya çalışıyor. Bizden de bir sürü arkadaş, vay efendim işte Erdoğan iki dönem oldu, bir daha olmayacak, anayasaya aykırı falan filan. Ben de biliyorum. Ama ortada anayasayı uygulayacak kim? Nereye başvuracaksınız? Adaylığına itiraz etmeyiz derken hukuki tartışmalardan ya da kaygılardan ziyade anladığım kadarıyla soruyorum. Efendim, ben siyasi kaygılarla. Tabii efendim zaten. Tabii bunu yani ifade şimdi, ediyorsunuz. Hayatın bir gerçeği var yani. Siz anayasa mahkemesini askıya almışsınız. Anayasayı askıya almışsınız. Anayasanın emredici hükümlerini uygulamıyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamıyor. Alt mahkeme uymuyor Anayasa Mahkemesi kararlarına ve yeri geldiğinde de Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum, saygıda duymuyorum diye açıklama yapıyor. Şimdi böyle bir kişiyi siyaseten yenmemiz lazım. Siyaset. Sandığı koyacağız. Milletin takdirine sunacağız. Diyeceğiz ki kardeşim ey millet, ey 84 milyon vatandaş, sen ülkende demokrasi mi istiyorsun? Getir sandığı, bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Bu ülkeye. Zaten Millet İttifakı olarak bizi bir araya getiren temel noktada demokrasi ihtiyacıdır. Efendim şimdi bu Anayasa Mahkemesi'ni çok dillendirdiniz. Oraya birazcık parantez açmak lazım. Çünkü hükümet ortaklarından bir tanesi Anayasa Mahkemesi'nin de kapatılmasını istiyor sürekli olarak. O da ayrı. Sayın Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'ne gerek yok çünkü arada bir aksi karar veriyor. O zaman kapatmamız lazım diyor. Bakın Erdoğan benim hakkımda tazminat davası açmıştı. Bütün mahkemelerde kaybettim, AİHM'de kazandım. Bana 13 bin avro para ödendi. 13 bin avro. Ya da uyumasaydı. Niye uydu? Haslettiniz mi o parayı? Aldım, aldım parayı. Verdiler daha doğrusu yani. Hazine ödedi yani bu parayı. Şimdi merak ettiğim şu. Ya arkadaş, parayı bana ödüyorsun ama yeri geldiğinde de ben o karara uymam diyorsun. AİHM'in kararına uymam diyorsun. Niçin? Bu çifte standart nedir? Çünkü 13 bini rahatlıkla verebilirsin ama öbürüne ben uymam diyorsun. Çünkü Türkiye'de demokrasi yoktur. Türkiye'de hukuk yoktur. Hukukun üstünlüğü yoktur. Hakimler vicdani kanaatlerine ve hukukun üstünlüğüne göre değil, benim istediğim gibi karar verirler. Türkiye'nin gerçeği budur. Bunu aslında Erdoğan bütün dünyaya ilan etti. Şimdi biz bu gerçekten yola çıkarak diyoruz ki sandığı getir. Getireceksin sandığı, oturacağız, konuşacağız. Milletin hakemliğine başvuracağız. En büyük demokrasilerde en büyük hakem millettir. Korkma kardeşim, getir diyoruz. Korkuyor, sandığı getirmiyor. Ama getirecek. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün bu sandığı getirecek. Sayın Bahçeli'nin bu hafta Kızılcahamam kampında bir çıkışı oldu, basını da yansıdı. Evet. Gerekirse yasal düzenleme yaparız diye. Burada da yine bir hukuki tartışmanın söz konusu olduğunu kabul etmiş oluyorum. Bir bu. Sayın Bahçeli konusu açılmışken hakikaten merak ediyorum efendim. Siz geçmişte
bir ittifak Milliyetçi Hareket Partisi ile gerçekleştirdiğiniz, evet, ortak aday çıkardınız. Ama bugün Sayın Bahçeli'nin yaklaşımı hakikaten çok sert ifadelerle, evet, doğrudan size hedef alıyor. Bunu nasıl açıklıyorsunuz ya da ne hissediyorsunuz? O zamanki ittifak mı yanlıştı, bugünkü yaklaşım mı yanlış? Nasıl değerlendirirsiniz? Bahçeli'nin şöyle bir özlemi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisini hedef almasını ve onunla bir tartışma zemini yaratılmasını istiyor. Bu onun işine yarayacak anladığım kadarıyla. Biz oradan kaçınıyoruz yani. Çok da doğrusunu isterseniz ciddiye almıyoruz. Yani istediği kadar eleştirsin. O da saraydan talimat alıyor. Saraydan aldığı talimatın gereğini yapıyor. Saray eleştirmiyorsa rol onda, o eleştiriyor. O eleştirmediği zaman rolü saray alıyor. Bu sefer o eleştiriyor. Bizim için iktidarın tepesindeki insan önemlidir. Ülkenin yönetiminde kararı alan kişi odur. Dolayısıyla onun aldığı kararlar lehteyse alkışlarız. Demokrasiye uygunsa alkışlarız. Ama halkın lehine değilse, demokrasinin aleyhine ise elbette eleştiririz. Ya da bu da bizim hakkımızdır. Ha eleştirmeyin diyebilir, baskı uygulayabilir, eleştiren insanlara gözdağı verebilir, tazminat davaları açabilir. Bunlar bizi yıldırmaz. Bunu bir daha söyleyeyim. Bu davranışlar bizi yıldırmaz. İnandığımız bir yol vardır. Demokrasidir. Demokrasinin bu ülkeye gelmesi lazım. Demokrasi istemek eğer bir bedel ödemeyi gerektiriyorsa, onu daha önce de söyledim, bedel ödemeye de hazırız. Yeter ki bu ülkeye güzel demokrasi gelsin. İkinci sorunuz... Yasal düzenleme. Evet. O bir zimmen kabulü böyle bir hukuki problemin aynen olduğunu öyle anlamına gelir mi? Evet, diye. Aynen öyle. Yani o Sayın Bahçeli de biliyor ki anayasa değişmeden aslında Erdoğan bir daha Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Süresini beklerse, yani 2 yıllık süre dolarsa bunu ifade ediyor. Biz bunu değiştireceğiz diyor. Değiştirsinler. Ne olacak yani? Güçleri yetiyorsa getirsinler parlamentoya. Değiştirmeyle ilgili önergeyi, hatta önergeyi şey bile hazırlayabilir, MHP bile hazırlayabilir. AK Parti'ye jest olsun diye senin önergeni ben hazırlayacağım, ben vereceğim, tekrar Cumhurbaşkanı adayı olabilirsin diyebilir yani. Ama efendim, diyebilir. Hukuk devlet açısından böyle bir de anayasası olduğunu varsaydığımız bir hukuk devlet açısından bir sıkıntı değil mi? Yol oluyor çünkü başkanlık sistemine, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçerken de Bahçeli fiili durum anayasal sınırları aşmıştı. Anayasayı fiili duruma uygun hale getireceğiz öyle demişti. Şimdi de aynısı, aynı mantıkla bir girişim söz konusu olmaz mı? Aynı mantık. Mantık değişmedi ki Sedat Bey. Değişmedi ki mantık. Yani şöyle, deneme sınama yöntemiyle devleti yönetmeye çalışıyorlar. Her seferinde de gidip bir duvara çarpıp tekrar geriye dönüyorlar. Ülke bu deneme sınama yöntemiyle yönetilecek bir ülke olmaktan efendim, bu anayasa, çıkarmalıyız. Anayasa yani hepimizi bağlayan bir metinden söz ediyoruz. Bunu ortada efendim, kaldığımız o demokrasilerde zaman öyle. Demokrasilerde. Ben Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum, saygı da duymuyorum dediğiniz andan itibaren siz o kuralın tamamen dışına çıkmış oluyorsunuz. Eleştirebilirsiniz. Bakın şunu da altını çizeyim. Siz bir mahkeme kararını eleştirebilirsiniz. Burada hiçbir sakınca yoktur. Ama o karara uymak zorundasınız. Ben karara uymam derseniz o zaman siz anayasayı rafa kaldırmış oluyorsunuz. Ben anayasaya uymam diyorsunuz. Ki anayasa, bir de bu anayasamız referandumla kabul edilmiş. Yani halkın oylarıyla yürürlüğe girmiş olan bir anayasa. Halkın oylarıyla yürürlüğe giren bir anayasaya ben buna uymayacağım açıklaması yapıyorsunuz. Kime karşı? Sadece Türkiye değil. Biz alıştık. Bir de dünyaya karşı yapıyorsunuz. AİHM kararlarına uymam diyor. O benim kararlarıma uyacak. Benim mahkememin kararlarına uyacak diyor. Yani alt mahkemenin kararı üst mahkemeyi bağlar diyor. Üst mahkeme ne derse desin, önemli değil. Önemli olan alt mahkemenin kararıdır diyor. Bu nedir? Ben hukuk bilmiyorum. Kimse kusura bakmasın. Benim hukuk görüşüm ancak bu kadar. Alttaki bir mahkeme hep benim kararlarıma, söylemlerime uyuyor. Sen de ona uyacaksın kardeşim diyorum. Alt mahkeme benim kararlarıma uygun karar verdiği zaman ben o mahkemenin başkanını da terfi ettiriyorum. Bazen Anayasa Mahkemesi üyesi yapıyorum, bazen Yargıtay üyesi yapıyorum, bazen istinaf üyesi yapıyorum. Yeter ki benim dediğim gibi karar versin diyor. Bunu sadece biz değil, bunu bütün dünya görüyor aslında. Siz böyle söylüyorsunuz ama Mustafa'nın izniyle Sayın Cumhurbaşkanı geçenlerde de bunu açıkladı.
Yargı hiç olmadığı kadar bağımsız, basın hiç olmadığı kadar özgür dedi. Basın hiç olmadığı kadar özgür olan kısmını ben bir gün başka programda anlatırım. Siz şu bağımsız, hiç olmadığı kadar bağımsız kısmını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç olmadığı kadar yargı bağımlı. Hiç olmadığı kadar yargı bağımlı. Erdoğan'ın bugün şu kişiyi mahkum edin diye telefon etmesine de gerek yok. Sadece açıklama yapması yeterlidir. O kişi derhal sabahın köründe evinden alınır, gözaltına alınır, hakimin karşısına çıkarılır, tutuklanır ve içeri atılır. Öyle mi? Evet öyle. Gazeteciler var mı? Evet gazeteciler var. Normalde tutuklama olmaması gereken bir olayda tutuklama var mı? Var. Alıyorsunuz, tutukluyorsunuz, hapse atıyorsunuz, bir süre kalıyor. Örnek vereyim. Şimdi İzmir'de camide ezan yerine bir şarkı okundu, bir türkü okundu. Bir kişiyi aldılar, hapse attılar. Onun sadece sorduğu şu: bunu kim okuttu burada? Normalde ne olması lazım? Bunun derhal bulunması lazım, değil mi? Ezan okunan yere siz şarkı türkü okutursanız bunu okutan kişinin hemen yakalanması lazım. Bu kişi hiç yakalanmadı. Çünkü amaç provokasyondu. Onu destekleyen de bunlardı. İçeri atılan kim? Başka bir vatandaş. Ya o vatandaşın bu işlerle hiç ilgisi yok. Ama birisini yakalamanız ve hapse atmanız gerekiyor. Ve onu yaptılar. Daha buna benzerse çok örnek gösterebilirim. Çok olay söyleyebilirim. Hukuk, yargı bağımsız değil. Herkes çekiniyor, herkes korkuyor. Yargıçlar da dahil. Tabii işlerinde düzgün, namuslu insanlar var şimdi. Bütün yargıçlar böyledir ya da bütün savcılar böyledir dersem haksızlık etmiş olurum. Hala bu ülkede hukukun üstünlüğünü savunan, kalemini kirletmeyen, bağımsızlığını koruyan, gelen dava dosyasını dikkatle inceleyen ve vicdani kanaatine göre karar veren hakimler var. Böyle savcılar da var, kabul etmek lazım. Ama müthiş bir dejenerasyon var. Bunun da bilinmesi gerekiyor. Hukuki zeminden biraz daha siyasi zemine tekrar kaydedelim. Tabii. Bir örnek daha vereyim. Sedat Bey, İstanbul'da savcısınız diyelim. Ama efendim. Yargıtay'a Allah korusun diyeyim de ben. Yargıtay'a üye olarak atanacaksınız. Yargıtay'dan da Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak atanacaksınız. Danıştay. Bir kapıdan girip öbür kapıdan çıkarıp. Yok. Yargıta önce Yargıtay üyesi yapıyorlar çünkü Anayasa Mahkemesi'ne Yargıtay'dan seçilecek. Önce Yargıtay üyesi yapıyorlar. Yargıtay seçimlerini geciktiriyorlar, erteliyorlar. Bu kişi önce üye olsun. Arkasından jet hızıyla bir kararın altında dahi imzası olmadan Anayasa Mahkemesi'ne üye oluyor. Ya bu mahkemeye saygı duyulur mu o zaman? Bu kişinin verdiği karar hukukun üstünlüğüne göre mi karar verecek yoksa sarayın talebine göre mi? Kim getirdi oraya? Saray getirdi. Kim jet hızıyla çıkardı? Saray çıkardı. Saraydan gelen talimatı mı yapacak? Vicdani kanaatine göre mi karar verecek? Kendisini bütün ahlaki kuralları devre dışı bırakıp o koltuğa oturtan kişiye ömür boyu minnet duyacaktır. Diyecektir bu benim buraya gelmem sizin yüzünüzden oldu diyecektir. O zaman bu kişi hakim olmaz. Hakim olmaz. Adalet Bakanlığı'ndaki değişim, madem o kadar adalete, evet, hukuka girdik, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o da çok tartışıldı. Doğrusunu isterseniz... Hatta o fotoğraf karesiyle de tartışıldı. Yani ayrılan daha mütebessim, daha rahatlamış ama gelen daha endişeli. Şimdi görevinden affını isteyen eski Adalet Bakanı, az konuşan, yeri zamanı geldiğinde... Arada bir de olsa hukukun üstünlüğüne vurgu yapan, toplumun hemen hemen her kesiminin biraz dikkatle dinlediği bir kişiydi. Onun benim anladığım kadarıyla, kendisiyle herhangi bir görüşmem de olmadı, onun da altını özenle çizmek isterim. Benim anladığım kadarıyla yaşanan bütün bu hukuksuzluklar karşısında ya artık benim Adalet Bakanı olmam doğru değil deyip görevden affını istemiştir. Benim düşündüğüm bu. Ha, buna zemin hazırlayan ortam var mı? Var tabii. Yani daha önce adalet reformu diye bir sürü çalışmalar yapıldı, parlamentoya geldi, AK Parti grubunda açıklandı, Sayın Erdoğan çıktı açıkladı, Adalet Bakanı açıkladı. Hani nerede bu adalet reformu?
Tam tersine deform çıktı ortaya. Adalet her seferinde ivme kaybetti. Öyle bir pozisyonda bir kişinin ben Adalet Bakanı olarak yine bu koltukta oturayım demesi doğru değildi. Yani ben reform yapacağım diye yola çıkıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Tam tersine büyük haksızlıklar var. Bütün bu haksızlıklara karşı ben Adalet Bakanı olarak seyredeceğim demek doğru değil. Bence affını yani istemesi giden doğrudur. Giden kadar da gelen ilginç birisi tabii 17-25 ya da 15 Temmuz'da. Bakanlıkta operasyonel bir görev yapan bakan tekrar geldi oraya. Evet. Yani sıradan bir bürokrat gelmedi. Oysa muhtelif bakanlıklarda bürokratların atandığını görüyoruz. Şimdi önümüzde bir de seçim var. Yani zamanda evet. yapılacak olsa bile evet. bir buçuk yıl sonra tarafsız olması gereken bir makam Adalet Bakanlığı. Evet. Yani Abdülhamit Gül'ün beklentilerini karşılamayacak bir isim mi geldi? Ne hedefliyor olabilirler? Sizin de kafanızda sokaktaki insan Sayın gibi Erdoğan'ın, soru işaretleri var mı? Sayın Erdoğan'ın beklentilerini karşılayacak olan birisi Adalet Bakanlığı'na geldi dersek daha doğruyu söylemiş oluruz. Sayın Bozdağ yukarıdan gelen talimatları aynen uygular. Herhangi bir şekilde itiraz hakkı diye bir şey söz konusu değil. Bunu Sayın Bozdağ için tek başına söylemek de aslında doğru değil. Bütün bakanların hiçbir işlevi yok aslında. Bakanlar, bakan yardımcıları tarafından, ya bakanlık bakan yardımcıları tarafından büyük ölçüde yönetiliyor, talimatlar onlara veriliyor. Bakanlar göstermek için bir koltuk, koltukta oturan bir bakan ama hiçbir işlevi olmayan, düşüncesini rahatlıkla ifade etmeyen, saraydan gelen görüşleri dillendiren kişiler olarak tanımlamak lazım. Yani bakanlık böyle. Yani bu sistem içinde bakanlar böyle. Bu bakanları kötü gördüğümüz için söylemiyorum. Yaratılan sistem sadece bir kişinin konuştuğu ve herkesin de o söylemi tekrar ettiği bir sistem. O kadar. Bakanların bir iradesi yoktur. Bakanlar bağımsız iradeye sahip değillerdir. Bağımsız irade bir kişiye aittir. O kişi talimat verir. Bakanlar da yerine getirir talimatı. Bakan yardımcıları vardır. Bakan yardımcılarının rolü parti komiseridir. Yani AK Parti komiserleri olarak görev yaparlar bakanlıklarda. Bütün atamalar ve diğer işler bakan yardımcıları aracılığıyla yönetilir, götürülür. Talimat da doğrudan doğruya bakan yardımcılarına verilir. Onlar zaten gereğini de yaparlar. Yani bildiğimiz politbüro eski Sovyet sistemindeki bir model şu anda Türkiye'de yürürlükte olan bir model yani. İşin siyasi bu. Bir başlık açalım efendim. Hukuka çok girdik hakikaten. Evet. Kamuoyunun merak ettiği başlıklardan birisi de 6 siyasi partinin genel başkanı bir araya gelecek. 12 Şubat Cumartesi bildiğim evet. kadarıyla. Biraz onu açabilir miyiz? Yani nerede bir araya gelecek? Nasıl bir araya gelecek? Bunun toplantının özel bir gündemi var mı? Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Yani Millet İttifakı'nın yol haritasını anlatır mısınız? Şimdi yol toplantıyla gidelim. Bu toplantıdan başlayalım. Şimdi yol şöyle yani şimdi toplantıyı Cumartesi günü Ankara'da yapacağız. Nerede efendim? Yani? Ya daha önce liderlerle zaman zaman buluştuğumuz bir mekan Çankaya'da bir yerde yapacağız. Orada bir yuvarlak masanın etrafında oturacağız. Şimdi önemli bir çalışma yapıldı. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili olarak. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sistemin kamuoyuna sunulması lazım. Onunla ilgili oturulacak, kararlar alınacak. Nerede, nasıl yapılacak bilmiyorum. Oturup karar alacağız. Tabii bunu konuşurken doğal olarak belki ekonomi, dış politika, diğer konularda gündeme gelebilir. Altı lideri buluşturan da zaten demokrasi talebidir. Daha iyi yönetilen bir Türkiye talebidir. Saydam bir devletin devletin olmasıdır. Yapılan harcamaların hesabının vatandaşa verilmesidir. Pek çok demokrasilerdeki temel ilkeler bizim de talebimiz olarak ortada. Diğer partilerin de talepleri zaman zaman sayın liderler açıklarlar benzer konuları. Biz de sayın liderlerin bu konudaki açıklamalarını ben de büyük bir dikkatle takip ederim, bakarım. Bugünden bir şey söylemem mümkün değil. Ayrıca doğru da değil. Çünkü ben Bir beklenti var. Yani parlamenter sisteme ilişkin o çalışmanın kamuoyuyla paylaşılacağı evet. asıl merkezde bu evet. var. Ama siz diyorsunuz daha geniş anladığım kadarıyla ülkenin diğer meselelerinde konuşulacak. Büyük bir ihtimalle. Şimdi diyelim ki
Gerçekten de Türkiye'de mesela elektrik zamları var ya da ekonominin nasıl olduğu, ne kadar kötü yönetildiği var. Doğal olarak bunlar da tartışılabilir, yani görüş olarak ifade edilebilir. Birbirimize kendi görüşlerimizi aktarabiliriz bu çerçevede. Düşünebiliriz. İkinci adım ne olmalı? Bu güçlenmiş parlamenter sistemi oluşturduk. Bundan sonra tekrar arkadaşlar şu konuda bir araya gelsinler. Genel başkan yardımcılar otursunlar, o konuları çalışsınlar ve tekrar genel başkanlara bilgi sunsunlar. Sonra tekrar bir araya gelip o netleştikten sonra onu tekrar kamuoyuna oyuyla paylaşalım diyebiliriz yani. Tartışabiliriz, yani şöyle konuşabiliriz. Yani bu adı şimdilik Millet İttifakı galiba, onu da birazcık konuşuyorsunuz kendi aranızda. Bir ittifak mekaniği çalışmaya başlıyor mu? 6 partiden oluşan genel başkanlar düzeyinde. Evet. Çalışıyor. Çalışıyor. Ya hiçbir sorun yok zaten. Çalışıyor. Yani bütün parti liderleri ya hepimiz iyi niyetli. Yani bakıyoruz ülke bu haldeyken bizim bir arka planı düşünme şansımız yok zaten yani. Ülkenin içine düştüğü bu bataktan, bunu batak lafını özellikle kullanıyorum. Bu bataktan Türkiye'nin çıkması lazım yani. Her alanda bir batak var. Her alanda yani. Ekonomi alın, sosyal yaşamı alın, efendime söyleyeyim demokrasiyi alın, insan haklarını alın. Her alanda sorun var. Sorunsuz hiçbir alanımız yok. Sorunsuz. Ve her alandaki sorun çözüleceğine daha da derinleşiyor. Dolayısıyla insanlar bu sıkıntıyı büyük ölçüde yaşıyorlar. Bugün de söyledim yani, biz daha önce konuşurken mutfaklarda yangın var diyorduk. Şimdi her odada yangın var. Sadece mutfak değil artık yani. Mutfağı falan çoktan açtık. Her odada var. Ya insanlar artık televizyon ışığında oturmaya başladılar. Ya büyük sıkıntılar var. Bilmiyorum ekonomiye gelecek miyiz, gelmeyecek miyiz? Yani büyük sıkıntılar var. Gerçekten de büyük sıkıntılar var. Yani bu tablo karşısında bizim sessiz kalmamız mümkün değil. Doğal olarak bir araya geldiğimizde ekonomi de konuşulacak. Yani buradan nasıl çıkacağız, o da büyük bir ihtimalle oturulur, konuşulur, sohbet edilir. Ben bunu soracağım efendim. Yani Millet İttifakı artık bir araya geldiği zaman bir parlamenter sisteme anayasal değişiklikle geçilmesiyle üstünden kalkamayacak sorunlar yumağından söz ediyorsunuz. Sonrası için, üstünden sonrası için. Ahmet Davutoğlu da galiba benzer ifadeler kullanmıştı. Sonrası için yani o masaya somut şeyler gelecek mi? Öneriler, gelir mutlaka. Kirajeler. Mutlaka. Siz ne getireceksiniz örneğin? Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili görüş alışverişimiz netleşti. Nerede bunu kamuoyuyla paylaşacağız, nasıl paylaşacağız konusu doğal olarak ilk başta çözmemiz gereken sorun bu. Ve bunu çözeceğiz. Bu uzun bir süre almaz zaten. Kısa bir 5-10 dakikalık bir konuşma. Arkasından belki diğer liderler ekonomi konusunu gündeme getirirler. Başka bir konuyu gündeme getirirler. O konudaki düşüncelerimizi ifade ederiz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin dışında başka bir alanda yoğunlaşalım mı? 6 siyasi parti örneğin iktidar olduğumuzda önceliklerimiz neler olacaktır? Ekonomi konusunda, sosyal yaşam konusunda, sosyal politikalar konusunda neler olacaktır? Belki bunlar üzerinde yine bir düşünce jimnastiği yapılabilir. Bu konuda her partide saygın konusunu çok iyi bilen ekonomi uzmanları var. Milletvekili düzeyinde de, teknokrat düzeyde de var. Belki ekonomiden sorumlu arkadaşlar bir araya gelebilirler ve Türkiye'nin bu bataktan nasıl çıkması gerektiği konusunda çalışma yapabilirler. Bunlar oturulur, konuşulur. Yani ben sağduyunun egemen olacağını ve Türkiye'nin yaşadığı bütün sorunların demokratik yollarla çözülebileceğini, ekonominin de bu bağlamda sorun olmaktan büyük ölçüde çıkacağını düşünüyorum. Bütün bu imkanlar var aslında ama dediğim gibi yönetemiyorlar. İyi bir yönetim her şeyden önce Türkiye hak ediyor. Tabi bu da ancak halkın oylarıyla olacak. Bir araya biz geliyoruz. Belki ilk kez fotoğraf vereceğiz. 6 genel başkan olarak ilk kez fotoğraf vereceğiz. Kamuoyu önüne çıkacağız. Bence bu fotoğraf da son derece değerli bir fotoğraf. Bizim siyasi tarihimiz açısından da son derece değerli bir fotoğraf. Çünkü o fotoğrafta
demokrasiyi isteyen liderler bir arada olacaklar ki bu bence sadece bizim açımızdan değil, dünya demokrasi tarihi açısından da önemli bir fotoğraf olacaktır. İktidar kanadının şöyle bir yaklaşım var efendim. Gerek bu buluşmalar, gerek bu müzakereler parlamenter sistemle olsun veya diğer ekonomik meselelerle ilgili. Sürekli bir kriz yaşandığı noktasında işte hatta isme göre mi, partiye göre mi, nasıl sıralanacağının bile tartışma konusu olduğu noktasında. Hakikaten böyle bir kriz var mı? Yok efendim. İktidar biraz bunu... Şimdi bir sefer şunu söyleyeyim. Bir sefer kesinlikle böyle bir kriz, tartışma falan filan hiçbir şey yok. Yani havuz medyası alır bunları işler, kriz çıktı, şu şöyle oldu bu. Yok öyle bir şey yani. Hepimiz insanız. Karşılıklı oturduğumuz zaman düşüncelerimizi belli bir saygı dili içinde birbirimize aktarırız. Bu kadar basit. Bunu krize dönüştürmek, bunu kavgaya dönüştürmek, yok olmayan şeyi nasıl yapacağız ki? Yok ki böyle bir şey. Hiç olmadı. Ve gerçekten de liderler bir araya geldiğinde gayet saygılı bir dille konuşuyoruz. Düşüncelerimizi gayet saygılı bir şekilde birbirimize aktarıyoruz. Varsa bir konuda endişelerimiz, onları dile getiriyoruz. Toplumda yaşanan ciddi sorunlar varsa onlar dile getiriliyor. Yani böyle bir kriz oldu, aralarında gerginlik çıktı ya da kavga oldu. Yasılıyor ama bunların hiçbirisi doğru değil. Hiçbirisi doğru değil. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki efendim, şu biraz önce siz de önemine değindiniz. 6 tane farklı parti evet. bir araya geliyor. Her konuda tabii. anlaşmalar, uzlaşmalar mümkün değil ama memleketin meseleleri temel olduğu için çok rahat anlaşıyorsunuz, uzlaşıyorsunuz. Evet. Belki bunların çözüm önerilerinde bir farklılaşma olabilir. Şimdi bu farkları muhafaza edeceğinize ilişkin bunu bir eleştiri unsuru olarak, size yöneltilen bir eleştiri unsuru dinliyoruz. Bu aslında sizin zenginliğiniz mi yoksa bu... İttifakın işlemesi yönünde bir sıkıntı mı? Hayır, şimdi görüş farklılıklarının olması kadar doğal bir şey yok zaten. Zaten her birimiz ayrı partiyiz. Her partinin kendi programı var. Ekonomi programı, sosyal programları, hukuk programları, kendi tüzükleri var, dünyaya bakışları var. Her parti bağımsızdır ama bir ortak paydamız var. Nedir bu ortak payda? Demokrasiydi, insan haklarıydı, efendim devletin saydamlığıydı, adaletti, vicdan özgürlüğüydü, din ve vicdan özgürlüğüydü. Bizi buluşturan bu değerler. Şimdi bu değerler hepimizin ortak değerleri oluyor. Türkiye açısından da bunlar son derece önemli. Çünkü Türkiye açısından önemli olmasının nedeni, yıpranan bu değerlerin veya yok edilmek istenen bu değerlerin tekrar inşasını öngörüyoruz. Yeniden bir araya geliyoruz. Ya bizim ülkemizde niye demokrasi olmasın? Bizim ülkemizde din ve vicdan özgürlüğü niye olmasın? Bizim ülkemizde niye adalet olmasın? Bizim ülkemizde neden insan hakları olmasın? Bunlar olmalı. Bunlar olmalı ki Türkiye büyümeli, Türkiye gelişmeli, Türkiye'de insanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilsinler. Bunları savunuyoruz. Şimdi bunlar... Anayasanın oluşması açısından da bir toplumun kendi içinde barışık yaşaması için de son derece değerli kavramlar. Bütün gelişmiş demokrasilerde bunların tamamını görüyorsunuz. O ülkelerde var da niye bizim ülkemizde olmasın? Elbette ki farklıyız. Elbette ki farklı partiyiz. Logolarımız farklı, hitap ettiğimiz tabanlar farklı olabilir ama en azından ya bu ülkede siyasal partilerin farklı düşünseler bile demokrasi konusunda bir araya gelmeleri kadar doğal ne olabilir? Doğal olanı biz bile bugün acaba bir araya gelecekler mi diye düşünüyoruz. Aslında o gelmeleri lazım. Ya aksini düşünemezsin normalde. Ama öyle bir atmosfer var ki yan yana iki partinin gelip veya altı partinin gelip demokrasiyi savunması neredeyse olağanüstü bir olay gibi algılanıyor. Çünkü olmayan bir şeyi yeniden inşa etmeye, yeniden yapmaya çalışıyoruz. Yeniden demokrasiyi getirmeye çalışıyoruz. Tabii başlangıçta Sayın Akşener'le uzun görüşmelerimiz oldu. Daha ittifakın oluşması, ittifakın büyümesi önemli bir ittifak içinde önemli bir aktör İYİ Parti. Onlarla da görüştük, onlarla da konuştuk. Dolayısıyla daha sonra ittifak büyüdü. Şimdi umarım daha da büyür, daha da
iyi bir noktaya taşırız ve milletin teveccühünü kazanmış oluruz. En büyük arzumuz o zaten. Burada ben... Bakın bir şey daha söyleyeyim Sedat Bey. Biz aslında AK Parti seçmeninin de sandığa demokratik yollarla gidip oy kullanmasını istiyoruz. AK Parti seçmeninin de rahatlıkla geçmişte oy verdiği partisini en azından bir öz eleştiriye tabi tutmasını istiyoruz. Ya bu kadar haksızlık olmaz diyebilmeli. Biz onun da hakkını savunuyoruz. Birileri onun elinden o hakkı almaya çalışıyor. Hayır, biz diyoruz ki onun da hakkı var. O da sandığa gitmeli. O da oy kullanmalı. Yani ayrım yapmıyoruz vatandaşlarımız arasında. Dolayısıyla verdiğimiz mücadele sıradan bir mücadele değil aslında. Bir insani mücadele her şeyden önce. Şimdi çok geniş tabanlı bir ittifak modelinden söz ettiniz. Sağ sol muhafazakar herkes içinde barındırıyor. Şimdi ben ilk duyduğumda birazcık şaşırmıştım ama sonra bir gerçeklik payı olduğunu gördüm. Şimdi buradan Mustafa'ya da bir pas atarak Mustafa'nın bu soruyu tamamlamasını isteyeceğim. Tedirgin muhafazakar seçmen diye bir tanım var. Bunların varlığından söz ediliyor. Şimdi bir de Saadet Partisi var ittifakın içinde, evet, ki bu muhafazakarlar temsil etme yeteneği yüksek. Gerçi evet, son dönemde evet, sınıf temelli muhalefet yapan, evet, emekten yana muhalefet yapan bir siyasi parti. Öyle. Saadet Partisi. Şimdi bu muhafazakar tedirginlik Mustafa... Ya da kazanımların korunması noktasında bir tartışma. Kazanımların korunması noktasında öyle devam edeyim. Bir güvence gibi mi görüyorsun? Evet. Bir de ben orada yatay bir geçiş yapamam. Helalleşme. Evet. Efendim, helalleşmeyi bir takvime bağladınız mı? Yoksa bir helalleşme çıkışınız oldu. Hakikaten Türkiye'de de ciddi gündem, evet, oluşturdu. Bunun çerçevesine somut adımlar gelecek mi? Bir takvimi var mı? Sedat'ın bıraktığı yerden. Evet. Bunu somutlaştırmadan neyi kastediyorsunuz? Yani helalleşme derken kimlerle helalleşme? Nasıl helalleşme? Ve bu kazanımların korunması noktasında nasıl Şimdi bir Mustafa tabir? Bey, kazanımların korunması zaten varlık nedenimiz kazanımları korumak zaten. Onların üzerine yeni şeyler inşa etmek. Bazen kazandıklarımızı da kaybettik. Örneğin yargı bağımsızlığı geçmişte kısmen de olsa vardı, onu kaybettik. Devletin saydam olması, vatandaşına hesap vermesi, eskiden bu vardı, bunu da kaybettik. Dolayısıyla bizden alınan vergiler nerelere harcanıyor? Eskiden bunu rahatlıkla sorabilirdik. Şimdi bu soruyu sormak bile neredeyse suç haline geldi. Yapılan devasa bazı yatırımlar var. Bunların maliyeti nedir? Biz neden bunları ödüyoruz? Bunları bile sorgulamak suç haline geldi. Devletin kurumları vardı, liyakat vardı, devlet planlama teşkilatı vardı. Devlet planlama teşkilatı yatırımlara bakardı. Hangi bölgeye hangi yatırımlar yapılmalı? Maliyeti ne olmalı? Onun getirisi ne olacak? Bunları bile konuşur noktadan çok ama çok uzaklardayız. Dolayısıyla kazanım deyince her şeyi, kazandığımız her şeyi, geçmişte var olan her şeyi, bir o kazanımlarımızı koruyacağız. Üstüne yeni şeyler ilave etmemiz lazım. Yani çağdaş bir demokraside insan hakları için var olması gereken bütün olumlu şeyleri kendi ülkemizin insanına da getirmeliyiz. Ben bunu şöyle tanımlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının üçüncü sınıf demokrasiye değil, birinci sınıf demokrasiye ihtiyacı var. Biz birinci sınıf demokrasi istiyoruz. Birinci sınıf demokrasinin içinde din ve vicdan özgürlüğü de var. Birinci sınıf demokrasinin içinde düşünceyi ifade özgürlüğü var. Birinci sınıf demokrasinin içinde adalet var. Birinci sınıf demokrasinin içinde hakimin de sorumluluğu var, savcının da sorumluluğu var. Birinci sınıf demokrasinin içinde siyasetin ahlaklı olması var. Siyaset ahlakı kaybederse, ahlakla siyaset uzlaşmaz, ayrı ayrı yerlere savrulurlarsa siyaset bir soygun aracına dönüşmüş olur. Dolayısıyla biz bunların tamamını bitirmek istiyoruz. Kimse şunu düşünmemeli. Efendim bir kazanımım vardı, acaba elimden gidecek mi? Örneğin başörtüsü olayı. Hayır efendim. Niye olsun? Başörtüsü. İster sokakta, ister bir kamu kurumunda, ister başka bir yerde. Rahatlık da var. Buradan geri adım. Hayır efendim, niye geri adım atalım? Bir kazanımdır bu. Kazanımı inşa etmeliyiz, büyütmeliyiz. Ne varsa. Bu konuda en ufak kimsenin en ufak bir tereddüt duymasını istemem. Zaten tereddüte gerek de yok. Çünkü zaten diyelim ki orada muhafazakar partiler var zaten.
Yani ittifakın içinde zaten. İttifakın içinde olan bir parti kalkıp da efendim işte biz şunu geçmişte muhafazakar partilerin mücadele edip bugün diyelim elde ettikleri kazanımlar, hadi gelin geriye dönelim bunlardan vazgeçelim diyebilir mi? Demez. Eşyanın tabiatına aykırıdır. Altı partinin varlığı bu açıdan çok, son derece değerlidir. Yani orada İyi Parti'nin olması, Demokrat Parti'nin olması, Saadet'in olması, Deva veya Geleceğin olması bu açıdan son derece değerlidir. Ve hepimiz, az önce söyledim, demokrasi artı elde ettiğimiz kazanımları daha da taşlandırmamız lazım, büyütmemiz lazım o kazanımları. Ne ölçüsünde? İnsan hakları ve demokrasi bağlamında büyütmemiz lazım. Dolayısıyla endişeli modern muhafazakarlar veya endişeli muhafazakarlar acaba kazanımlar elimizden alınır mı? Asla alınmaz. Bu konuda hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Tam tersine yeni haklar, yeni özgürlük alanları açılır ve dolayısıyla insanlar daha rahat yaşarlar. Türkiye'de daha rahat düşünürler, daha rahat sohbet ederler, daha rahat siyaset kurumunu eleştirirler. Evet. Onu da söylerim Mustafa Bey. Siyasetçinin övgüden çok eleştiriye ihtiyacı vardır. Özellikle medya özgürlüğü bu açıdan son derece değerlidir. Benim görmediğimi gazeteci görür. Benim görmediğimi televizyoncu görür. Benim Hakkari'de ne oldu? Efendim Rize'de ne oldu? Veya bilmem Muğla'nın falan ilçesinde ne oldu? Ben bilmem ama gazeteci orada görür. Yayınladığı zaman ben de öğrenmiş olurum. Dolayısıyla medya özgürlüğü bu açıdan gücü denetleme ve gücün demokratik standartlar içinde hareket etmesini sağlamada en önemli manivelladır. Şimdi siz havuz medyası ve özgür medya diye ikiye ayrıldı. Havuz medyası iktidar ne yaparsa yapsın devamlı över. Isparta'da ne oldu? Havuz medyasına tek satır bile yok. Sanki Türkiye'de Isparta yok. Böyle bir il yok ve Isparta'da hiçbir şey yaşanmadı. Allah aşkına bu mudur gazetecilik? O açıdan diyoruz kazanımlar asla yani geri alınmaz, onun üzerine inşa edilir. Bir de helalleşmeyi soruyorsun ama kulaklıktan efendim dakika olarak söylerseniz arkadaşlar kaç dakikamız var reklama? Bu iki dakikamız var. Bu helalleşmenin somut bir adımı var mı? Hakikaten bir helalleşme çıkışı yaptınız. Bunun takvimi somut sembolik adımları olacak mı? Şimdi helalleşme. Bir, ara 28 Şubat öz eleştirisi evet, yapmıştınız. Evet, 28, onu da kastederek biraz tabii, soruyorum. Tabii. Helalleşme olacak. Yani geçmişte 28 Şubat'ta mağdur olanlar veya başörtülü diye üniversitelerden atılanlar, ikna odalarında ikna edilmeye ve başörtüsü açılsın diye zorlananlar, bunlarla toplumun oturup helalleşmesi lazım. Bizim oturup hepimizin helalleşmesi lazım. Ya anne ve baba bir evladını üniversiteye gönderiyor, kendisinden daha iyi bir yaşam standardı yakalasın diye. Ama o dönemin yapısı, siyasi anlayışı diyelim, efendim başörtüsü var, bunu üniversiteye almam. Ne hakkın var senin kardeşim bunu yapmaya? Toplumun helalleşmesi lazım bu insanlarla. Oturup kucaklaşması lazım. Ama hala tabanınızda şöyle de bir şey var. Hesaplaşma, önce hesaplaşma diyenler şimdi var. Kolay oluyor mu bunları? Şimdi hesaplaşma söylemek ayrı. Gitmiş birisi devletin malını yani Beytülmal'e el uzatmışsın. Burada helalleşme olmaz ki. Hırsızlıkta helalleşme olur mu? Bunun şey ne oluyor? Mahkemeye vereceksin. Gidecek. Adaletli mahkemede. Onu da altını çizeyim. Böyle intikam alayım, kinle, öfkeyle hareketim. Hayır. Varsa böyle bir şey gönderirsin mahkemeye. Mahkemede. O hesaplaşma ayrı bir şeydir. Siyaset kurumu bir hesaplaşma içine girerse yanlış yapar. O zaman kini ve öfkeyi öne alırsınız. Aklı ötelersiniz. Oysa siyaset ülkenin akılla yönetilmesidir. Bilgiyle, birikimle yönetilmesidir. Kinle, öfkeyle, hırsla devleti yönetmeye kalkarsanız yeni yaralar açarsınız. Yeni adaletsizliklere yol açarsınız. Geçmişte biz bunu da yaşadık. Yani geçmişte bu ülkede başbakanlar idam edildi. Allah aşkına bugün olsa başbakanlar idam edilir mi? Niye idam ediyorsunuz? Bakın bir şey söyleyeyim Mustafa Bey. Belki vaktimizi aşacağız biraz ama kusura bakmasınlar. Bakın Mısır'da darbe olduğu zaman ben iki büyükelçi arkadaşımızı, milletvekili arkadaşımızı Mısır'a gönderdim. Sayın Faruk Loğlu'yla Sayın Osman Koru Türk'üm. Dedim gidin Mısır'a. Gittiler.
sakın siyasi idamları yapmasınlar dedim. Biz geçmişte siyasi idamlar yaptık. Şimdi siyaseten idam ettiğimiz kişilerin adını üniversiteye veriyoruz. Yollara veriyoruz. Köprülere veriyoruz. Efendim hastanelere veriyoruz. Niçin? Kendimizi affettirebilir miyiz? Ama onları idam ettik. Siyasi idamların bizde yarattığı travmayı öğrenmek istiyorlarsa bizim tarihimize baksınlar. Dolayısıyla siyasi idamların yanlış olduğunu onlara gidin anlattın. Ve gittiler. Anlattılar da siyasi idamların ne kadar yanlış olduğunu. Aslında bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim değil. İktidarın yapması gerekirdi. Ama iktidar yapmadı. Tam dersi, evet. Oraya iktidar gönderip, iktidarın göndermesi lazım. Siyasi idamlar doğru değildir demesi lazımdı. Buradan Dışişleri Bakanlığı göndermesi lazımdı. Gerekirse bütün partilerden birer milletvekilini alıp hep beraber gidebilirdik oraya. Ama yapmadılar. Ama biz üstümüze düşen tarihi sorumluluğu yaptık. İki büyükelçi, milletvekili arkadaşımızı gönderdik. Siyasi idam yapmayın dedik. Yazıktır, günahtır. Sonra ileride toplum bu travmayı derinden yaşar. Keşke hiç siyasi idam olmasa. Kısa bir reklam arası, evet, vermemiz gerekiyor. Evet. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikteyiz. Kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Efendim, Kulis Ankara'nın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Ana Muhalefet Partisi lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla CHP Genel Merkezi'nde birlikteyiz. Efendim, ekonomiye geleceğim. Hakikaten, evet, asıl gündemimiz, ben de katılıyorum, elektrik faturaları. Evet. Hatta bugün şöyle bir benzetme yapıldı. Şu anda Türkiye'nin en etkili muhalefeti elektrik faturaları diye. Evet. Onlara geleceğim ama ister istemez gazeteci merakı, gazeteci refleksiyle, hı, net sormak istiyorum. Bir Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir İstanbul-Ankara rekabeti var mı? Bir adaylık yarışı var mı? Kısmen bunlar özellikle tabii iktidara yakın medya dile getiriyor ama ne diyorsunuz? Var mı böyle bir rekabet? Eğer güzel hizmetlerde rekabetse bu rekabetin olmasını adaylık isterim. Adaylık boyutuyla da. Adaylık konusunda hayır. Yani belediye başkanlarımız kendilerini kente adamış durumdalar. Gerçekten güzel şeyler yapıyorlar. Zaman zaman diyelim ki hava koşulları nedeniyle ufak tefek aksaklıklar oluyorsa da onu süratli bir şekilde gideriyorlar. Herhangi bir sorun yok. Başarılı belediye başkanlarımız çalışıyorlar. Mesela Isparta'daki olay olduğunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ispartalılara sıcak yemek ulaştırma konusunda hala çalışıyor. Hala orada araçları var. Yani insani yardım, hiçbir ayrım yapmaksızın bir yerde bir şey olduysa her türlü yardım da yapılıyor. Havuz medyası dediğimiz ya da iktidara yakın medya zaman zaman böyle belediye başkanları arasında çatışma var. İşte benimle belediye başkanları konuşmuyorlar ya da bunların tamamı asparagaz. Nasıl bunları üretiyorlar? Nasıl bu kadar yalan söylüyorlar? Emin olun ben bile şaşırıyorum. Çok özür dilerim bu yalan sözcüğünü kullandığım için. Özür dilerim. Aslında normalde kullanmamak gerekiyor. Fakat bakıyorsunuz hiç olmayan bir şey. Oturmuşlar 4-5 kişi. Saatlerdir tartışıyorlar. Olmayan bir şey. Hayret ediyorum. Nasıl oluyor? Gündem oluşturmaya mı çalışıyorlar? Başka bir şey yapmaya mı çalışıyorlar? Ama bizim aramız gayet iyi. Bir şey olduğu zaman konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Yeri geldiği zaman, önemli bir olay olduğu zaman telefonlaşıyoruz. Bugünkü teknik imkanlar buna da el veriyor. Gerekirse Zoom üzerinden görüşüyoruz. Tüm bunların hepsi oluyor. Yani böyle bir... Ama o yani hizmetlerden ziyade işte mesela balıkçı kamuoyuna yansıdığı şekilde, evet, söylüyorum. Balıkçı İngiltere Büyükelçisi'yle yemek daha ön plana çıkıyor. Evet. Elçi ziyaretleri ön plana, evet, çıkıyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle Mustafa Bey, bir büyükelçi sizden randevu isterse gelip görüşmek istiyorum diye buna randevu verirsiniz. Bu işin doğasında var zaten. Sadece büyükelçi değil. Yani herhangi önemli bir kişi, yani diyelim ki bir bakan olabilir, evet, bir başka belediye başkanı olabilir. Randevu istediğinde verirsiniz tabii yani. Ben seninle görüşmem mi diyemezsiniz. Bu doğru da değil zaten. Hele o pozisyonda olan bir kişi için bu tür taleplerin reddedilmesi doğru değil. Tam tersine oturulur, konuşulur. Sorular sorulursa cevap verilir. Yaşadığı sıkıntılar sorulursa gayet açık bir şekilde, yani örtülü, gizli, kapaklı bir şey yok zaten. Yani İstanbul'u yönetiyorsanız olur.
Sayın Yavaş'la da görüşecekler. Sayın Yavaş'tan da randevu istediler. Sayın Yavaş'la da görüşürler. Diğer başka görüşmek istedikleri alanlar, kişiler varsa da onlarla da görüşürler. Yani biz büyükelçi neden görüştü, neden görüşmedi? Yani bunu biz sorgulamayız. Yani. Hayır, şöyle sana veriyorum abi. Evet. Sayın Erdoğan da belediye başkanı iken Sedat Bozkurt da çok iyi bilir. Çok yoğun ilgi olurdu yani bu tür diplomatlardan. Biraz o sürece benzetenler var. Evet. Ve bunun aslında size ve Millet İttifakı'na açık söyleyeyim iktidardan evet. ziyade bir mesaj olduğu yönünde yorumlayanlar var. Böyle bir kanaatiniz ama var ama bu mı? Ziyaretler yeni bir ziyaret değil ki. Ya bunlar yıllardır yapılır. Yani Ekrem Bey'den önce de yapılırdı. Büyükelçiler gittiğinde, hatta başka ülkelerden bakanlar geldiğinde de gidilir, ziyaret edilir. Yani İstanbul sıradan bir yer değil, Ankara sıradan bir yer değil, Antalya sıradan bir yer değil. Yani bakıldığı zaman kültürel açısından, nüfus açısından, efendim doğal güzellikler açısından buralara giden büyükelçiler, bakanlar giderler, ziyaret ederler, konuşurlar, kent hakkında bilgi alırlar. En İyi bilgiyi kimden alırsınız? Belediye başkanından alırsınız. Yaşadığı sorunları sorabilirsiniz. Bütün açıklıkla kendisine bilgi verilir Mustafa, yani. Yeni olay değil yani. Sanki Ekrem Bey ile başlamış gibi bir propaganda yapılıyor. Bu ayrışmayı hani ayrışma yapabilir miyiz? Zihinlerde kalan kısmıyla biraz şimdi, ben. Evet. Mustafa İstanbul'u. Şunu anlatmak istiyor. Hani Türkiye'de tam anlatamadım abi sen. Türkiye'de bir dış mihrak, dışarıdan kurgulanan iktidar modelleri hep konuşulur ya. Şimdi sanki hani İngilizler de burada hep zaman başattır. İşte İngiliz Büyükelçisi devreye girdi. Ekrem İmamoğlu'nu Türkiye'nin geleceğine yönelik hazırlıyor. Hatta Millet İttifakı'na yönelik böyle eleştiriler de var. Şimdi yani şöyle bir denklem kursak örneğin. Siz İngiliz, Amerikalılar olsanız ya da tırnak içinde dünyanın muhtelif egemenleri olsanız. Türkiye'de iyice yıpranmış ve yumuşak karnı olan bir tek adam iktidar mı istersiniz? Evet. Yoksa içinde işte Saadet Partisi'nin de yer aldığı, İYİ Parti'nin de yer aldığı, Kılıçdaroğlu'nda yer aldığı bir koalisyon hükümeti mi istersiniz? Soruyu böyle sorayım. Önce şunu söyleyeyim. Bize dış mihrak çalışmaz. Bunu nokta olarak ifade edeyim. Var mı Türkiye'de böyle bir dış mihrak dikkatimizi çekecek, üstünde konuşmamızı gerektirecek? Ben yani yönetimde olmadığım için bilmiyorum. Ama yani iktidar olsak ne dış mihrak? Yani gelip beni etkileyecek. Türkiye'nin çıkarına ise oturur konuşuruz. Bakılır yani. Dolayısıyla bunu kimle yaparsınız yönete? Koskoca Dışişleri Bakanlığı var. Liyakatli büyükelçiler var. Oturursunuz Türkiye'nin çıkarlarını her yerde, her ortamda savunursunuz. Zaten bu sizin göreviniz. Bu gidip düşman olalım, kavga edelim diye değil. Tam tersine oturursunuz, konuşursunuz. Varsa Türkiye'nin bir avantajı bir yerde, avantajı dillendirirsiniz. Onu kazanmaya çalışırsınız. Yatırım getirmeye çalışırsınız. Bunlar olur yani. Ama yaptığınız işin beceriksizliği sonucu topluma zarar vermişseniz, buradan çıkmak için de dış mihraklar bunu yaptı diye milleti kandırırsanız millet de bunu yemiyor zaten. Yemiyor yani. Ne dış mihrak kardeşim? Senin aklın yok mu yani? Onlar mı sana talimat veriyorlar? Sen onların talimatını mı yerine getiriyorsun? Onun talimatını yerine getiriyorsan sen ülkeyi yönetmiyorsun demektir. Başkası yönetiyor demektir. Dolayısıyla bu dış mihrak oyunlarını bir tarafa, o tamamen Erdoğan'ın ve yakın çevresinin yaptığı hataları kime yükleyebilirim? Bir ara sürekli CHP'ye yüklüyordu. Sonra baktı ki ya bu CHP vatandaş da sordu. Kardeşim CHP'ye yüklüyorsun ama CHP iktidar değil ki. Ondan sonra başladı dış mihraklar. Ondan sonra başladı diğer şeyler. Efendim dış mihrakların oyununu bozduk. Ne oyunu kardeşim? Eğer bizim üzerimizde oyun oynayabilecek potansiyele sahiplerse dönüp kendine bakman lazım. Sen demek ki yönetimde zaafın var ki birileri senin üzerine oyun oynuyor. Böyle bir zaafa nasıl sen yol açarsın? Sorusunu sorma hakkımız çıkar o zaman. Dolayısıyla hani bunu tamamen bir beceriksizliğin sonucu birilerine yıkacak dış mihrak. Kim bu dış mihrak? Çıksın söylesin ya, şu dış mihrak desin. Ben şunu isterdim. Putin senin mal var, Putin diyorum affedersiniz. Evet. Trump senin mal varlığını, bak kızdırma beni, incelerim dediği andan itibaren işte orada cesur olacaksın, çıkacaksın, diyeceksin ki kardeşim incelemezsen, araştırmazsan namertsin. Benim kendi halkıma, milletime vermeyeceğim hiçbir hesap yoktur diyecektin. Dedi mi? Diyemedi. İşte orada kimin kimi yönettiği, kimin kimden talimat aldı çok daha net
toplum tarafından satın alınır ve bilinir. İşin gerçeği budur. Bu gerçeği bir tarafa koyalım. Şimdi büyükelçiler gelirler, giderler. Büyükelçiler bizimle de gelip görüşürler. Yani zaman zaman randevu alırlar. Avrupa Birliği büyükelçileri, Amerika, Rusya, Almanya, Fransa görüşürüz biz bunlarla. Gelirler. Sadece bizimle değil. Parlamentoda milletvekilleriyle de görüşenler var. Görüşürler yani, gelirler. Bizim görüşümüzü sorarlar. Kendi görüşümüzü ifade ederiz. Bu ayıp bir şey değil. Yıllardır devam eden bir şey. Bizim de büyükelçilikler o ülkelerde ziyaretleri yaparlar, otururlar, konuşurlar. Varsa bir sorun kendi büyükelçilikleri aracılığıyla hükümete bildirirler. Bütün bunlar normal bir devlet işleyişi içinde olağan olaylardır yani. Hiç anket yaptırıyor musunuz efendim? Onu da yok, hayır. Bu son soru siyasi şey. Ondan sonra ekonomiye geçiyoruz. Yani siyasi anket, adaylık anketi var mı? Biz anket yaptırmıyoruz. Ama işte gazetelerde sizin okuduğunuz o anket firmalarının yaptıkları anketlere biz de bakıyoruz yani. Ya özel olarak bir anket yaptırıyoruz. Bu ekonomiye geçmeden bir aslında bir kavramsal bir soru sormak istiyorum efendim. Çünkü sonuçta siz siyasetin doğal alanını bırakarak TÜİK, yani bürokratik bir kurumun kapsına gitmek zorunda kaldınız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapsına gitmek zorunda kaldınız. Şimdi şunu hissediyorsunuz muhtemelen. Ben o hislerinizi öğrenmek istiyorum. Karşınızda bir siyasi partiyle mücadele etmediğinizi anlıyorsunuz. Evet. Devletle, devletin organlarıyla, devletin kurumlarıyla muhalefet ediyorsunuz ve bu çünkü benim kendi adıma bir çaresiz hissettirebilir bana. Siz ne hissediyorsunuz? Yok, hayır. Çünkü devleti partileştirdiler. Devlet ayrıdır, siyaset ayrıdır, siyasi parti ayrıdır. Siyasi bugüne kadar öyleydi galiba. Bugüne kadar hep öyleydi zaten. Siyasi partiler devleti yönetmek üzere halktan aldıkları yetkiyle gelir devleti yönetirler. 5 yıl süreyle. Sonra bir daha seçim olur. Seçilirse bir daha, seçilmese yeni gelen parti devleti yönetir. Devlette liyakat esastır. Siyasi partilerde liyakat yoktur. Devlette diyelim ki memur olacaksanız KPSS sınavına girersiniz, iyi puan alırsınız, aday memur olursunuz, şef olmanız için sınava girersiniz, belli bir süre çalışırsınız, ancak ondan sonra şef olursunuz. Ama bakan olmanız için iki şeye ihtiyaç var: savcılıktan iyi hal kağıdı, ilkokul diploması, o kadar. Şimdi bu kişi devleti yönetecek aynı zamanda. O nedenle devlette liyakat vardır. O nedenle siyasi otoritenin verdiği talimatları anayasaya, hukuka, kanunlara uygun olarak hazırlar ve siyasi otoritenin önüne koyar. Artısı ve eksisiyle koyar. Dolayısıyla devleti yönetmek o açıdan, normalde akıllı bir yönetimde, uygar bir yönetimde devleti yönetmek çok kolaydır. Çünkü devlette herkesin görevi bellidir. Vali görevi belli mi? Kanunla belirlenmiş. General belirlenmiş. Odacı belirlenmiş, yönetmelikte vardır. Görevi nedir diye. Daire başkanı görevi vardır. TÜİK başkanı görevi vardır. Şimdi siz yasa dışı talimat verip görevlerinin dışında başka işleri yapmasını isterseniz o zaman devlette çürüme başlıyor. Bugün olan gerçek bu. Devlette çürüme. TÜİK'in görevi nedir? Enflasyon mu? Enflasyon rakamlarını yapar, kamuoyunu açıklar. Budur der enflasyon. Ama TÜİK bu enflasyonu değil de saraydan alınan talimat üzerine enflasyonu düşük gösterirse benim maaşım düşük olur. Tabii. Milyonlarca emeklinin, milyonlarca asgari ücretlinin, milyonlarca memurun hakkını yemiş olursunuz. O nedenle o kapıya gitmek benim görevimdi, adalet için. O insanlara o hakkı teslim etmem lazımdı. Bakın TÜİK Başkanı niye görevden alındı? Ben kul hakkı yemem dedikten sonra görevden alındı. Ondan önce gayet iyiydi. Saraydan talimata göre iş yapıyordu. Sen misin kul hakkı yemeyen? Tak diye seni görevden alıyorum dedi. Ne demek? Ben kul hakkı yiyorum, sen de yiyeceksin. O zaman biz beraber bu işi götüreceğiz demektir. Adamı görevden aldılar. Kul hakkı yemen dedikten sonra görevden alındı. İşin acı olan tarafı da zaten bu. O açıdan Milli Eğitim Bakanlığı'na gittim. Mustafa Bey, sınava girmişsiniz. Matematik sınavına girmişsiniz. Türkiye 5.'si, 6.'sı, 10.'sı olmuşsunuz. Dereceye girmişsiniz. Yüksek puan almışsınız. Sözlü de mülakatta sizi eliyorlar. Bu
Bunun hakkını kim savunacak? Hukukunu kim savunacak? Adaleti kim savunacak? Benim görevim. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa, biz haksızlık karşısında susmayacağız. Gittim Milli Eğitim Bakanı. Aslında randevu istedim. Gidip anlatacaktım. Ya siz bu sınavı hangi esaslara göre yapıyorsunuz? Ben de 27,5 yıl devlette çalıştım Mustafa Bey. Biz de sınav yaptık. Ben de sınav komisyonu üyesi oldum. Ne yapardık? 50 kişi mi alınacak? Zaten bunun 25'i hak etmiş gelmiş. Kalan 5 kişiyi de kazanamayan sondan 5 kişiyle kazanan 5 kişiyi onları bir tartardık. Bunların içinde en nitelikli olanları kim? Ve onları alırdık. Şimdi bunlar tamamen kalktı. Mektup yazıyor. Hamili kart yakınımdır. İşte bunu al. En acı olanı imamın da torpille alınmış olması. Bu hafta gündem olmuştu. Nasıl evet. Vaaz verecek? Hangi adaletten söz edecek? Yine programınızda böyle gitmeyi düşündüğünüz kurumlar var mı efendim? Hakikaten daha önce mi? Yeni yani zamanı gelince mi? Olur. Evet. Yani ciddi bir haksızlık bir yerde görürsek bu olur tabii. Yani Tamam. Toplumun dikkatini çekmemiz lazım ve toplumun kendi iç dinamiklerinin, iç ruhunun ölmemesi lazım. Evet, birileri buna sahip çıkıyor. Birileri bu haksızlıklar karşısında sesini yükseltebiliyor diye düşünmesi lazım. Gidiş nedeni mi o? Yoksa ben basın toplantısı da yapar bunu açıklardım. Ama vatandaşın görmesi lazım bunu. Kendisinin sahipsiz olmadığını, onun hakkını ve hukukunu savunan birilerinin olduğunu bilmesi lazım. Bu çok değerli. Bakın, bürokratlara çağrı yaptım. Çoğu bürokrat yolsuzluk belgelerini imzalamıyor. İmzalamam, bu kanuna aykırıdır diyor. Görevden alınanlar oldu. Yine imzalamadılar. Onların hepsine müteşekkirim. Hepsine teşekkür ederim. Bu ülkede hala ahlakıyla çalışan, erdemiyle çalışan, bilgisiyle, birikimiyle çalışan son derece dürüst, namuslu bürokratlar var. Devlet ayaktaysa onların sayesinde ayakta. Onlara destek vermemiz lazım. Evet. Efendim, ekonomi süreyi çok hızlı akıyor. Evet, Nurettin Nebati de Londra'ya gitti bugün. Evet. O sıcak başlıktan başlayalım. Nasıl Londra'daki tefecilere gitti herhalde. Her konuşmanızda Londra'daki tefecileri gündeme getiriyorsunuz. Bir avuç tefeciye. Evet. Niye Londra'ya gittim? İşte soruyoruz efendim. Yani, gitmeyecektim. Para dillenmeye değil mi? Parayı nereden bulacağız diye. Bakınız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir itibarı vardı. Bu devlet böyle avukat bürolarında falan şey edilmedi. Bu devlet Milli Kurtuluş Savaşı verilerek kuruldu. Şehit kanları var her karış toprağında. Ve biz mücadelemizi beraber verdik. Bağımsızlık mücadelesi verdik. Uşak Şeker Fabrikası yumurta satılarak kuruldu. Kayseri'de uçak fabrikasının temeli atıldı 1920'lerde. Ankara'da uçak fabrikası, motorları fabrikası kuruldu. 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisi Türkiye'ydi. Kendi tarihimizi evlatlarımıza doğru dürüst öğretmiyoruz. Kaçırılan sanayi devrimini o yeni genç cumhuriyet yakalamaya çalıştı. Kırıkkale'de entegre savaş sanayini kurdu. Savunma sanayi Kırıkkale'dir. Küçük bir köydü. Entegre silah sanayini orada kurdular. Şimdi bütün bunlar ortadayken, bütün bu gerçekler ortadayken biz kimseye gidip o şartlarda bir el avuç açmadık. Lozan'da diyor ya Lord Curzon, İsmet Paşa'ya bir gün gelecek, benden bir şeyler istemeye geleceksin, ben de cebimden çıkaracağım, bugün reddettiklerini önüne koyacağım diye. Hiç gitmedi ve dilenmedi. Şimdi biz, çok özür dilerim, gene bu kavramı kullandığım için, Yeni Şafak'ın manşetiydi. Birleşik Arap Emirlikleri için galiba şerefsizler lafını kullanmıştı. Ne oldu? Oraya gittiler. Niçin? Para için. Nerede Türkiye'nin itibarı? Özellikle ben vicdan sahibi, ahlak sahibi, erdem sahibi olan kardeşlerime seslenmek isterim. Ya Türkiye böyle bir yönetimi hak ediyor mu ya? Neden bu hale Türkiye'yi düşürdüler? Yönetiyorsun Türkiye'yi. Kardeşim, yönetiyorsan neden götürdün Londra'daki bir avuç tefeciye Türkiye'yi teslim ettin?
her saniye ödedikleri faizleri açıkladım. Her dakika ödedikleri faizleri, her saat, her gün, her ay ödedikleri faiz. Milyon dolarlar. Faiz ödedik biz. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 179 ya da 189 milyar dolar faiz ödedik biz. Londra'daki bir avuç tefeciye. Kim ödedi? Bu milletin fakir fukarası ödedi. Faize karşıyım diyor. Bu faizleri ben mi ödedim? Siz mi ödediniz Mustafa Bey? Temel Bey mi ödedi? Meral Hanım mı ödedi bu faizleri? Kim ödedi bu faizleri? Neden bu borç paraları aldınız? Hadi ülkeye kalkındırmak için aldınız. Eyvallah. Hangi kalkınma? Bir keban mı yaptınız? Bir Atatürk barajı mı yaptınız? Bir Türk Telekom gibi bir şey mi kurdunuz? Şirket mi kurdunuz? Ne yaptınız siz? Yol, tünel diyorlar. Getirisin oldu Allah aşkına. Ve biz Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet ettik. Efendim dediler ki politika faizini indiriyoruz Merkez Bankası. İndirdi, doğru. Kredi kartı faizi indi mi? Hayır. Tam tersine arttı. Gidin ticari kredi alın. Eskiye göre arttı mı? Arttı. Hani faiz inecekti? Hani vatandaş daha düşük faizle bankadan kredi çekecekti? Tam tersine bütün faizler yükseldi. Bütün faizler yükseldiyse erdem sahibi kişi görevini bırakır, istifa eder. Der ki ben faizleri indirmek için yola çıktım. Merkez Bankası'nın politika faizini indirdim. Ama hiçbir banka faizi indirmedi. Hepsi yükseltti. Vatandaşa daha yüksek faiz. Vatandaş daha yüksek faizle faize muhatap oldu. Ben görevimi bırakıyorum der. İzzet-ü ikbal ile çekildik bab-ı hükümetten demesi lazımdı. Ama orada duruyorlar. Düne kadar Londra'yı para babaları, dolar baronları diye şikayet ediyorlardı. Şimdi oraya gittiler el avuç açmaya. Dayattı bize, dayattılar yabancılar. Merkez Bankası'ndaki bizim ve size verdiğimiz ödünç paraları haiz etmeyeceğinize dair kanun değiştirin. Ondan sonra size swap açacağız dediler. Dediler mi? Dediler. Kanun getirdiler mi? Getirdiler. Meclisten geçti mi? Geçti. Hangi ülke için yapıyorsunuz bunu dedik. Ses çıkarmadılar. 600 kişilik parlamento bir yabancı ülkenin talebinin yerine getirilmesi için el kaldırdı, indirdi. Bu mudur Türkiye'nin itibarı? Bu kadar vahim. Bir şey daha söyleyeyim. Evet. Politika faizini indirdiler. Kim için? Bankalar için. Bakın bankalara. Her birisi karda rekor kırdı. Her birisi. Niçin? Düşük faizle Merkez Bankası'ndan alıyorsun. Götürüyorsun hazineye, yüksek faizle satıyorsun. Oradan faiz elde ediyorsun. Parayı veren kim? Merkez Bankası. Alıyorsun. Parayı kime veriyorsun? Hazineye. Oradan da faiz alıyorsun. Buradan alıyorsun 100 lira, 50 lirayı oraya veriyorsun, 50 lira kazanıyorsun. Hiçbir üretim yapmadan. Böyle ekonomi yönetilir mi? Yönetilmez. Pahalılık var her tarafa. Zam üstüne zam geliyor. Efendim dünyada enflasyon çok yüksek. Hayır efendim. Venezuela galiba. Venezuela'dan sonra en yüksek enflasyon bizde. En yüksek biz bir enflasyon. Olduk galiba. Efendim? Galiba bir olduk, bugün bir yerde görmüştüm. İşte yani en yüksek enflasyon bizde. Enflasyon ne demektir biliyor musunuz? En haksız vergi demektir. En haksız vergi. Çünkü bir ekmeği alanla, 100 ekmeği alan ya da varlıklı olan bir ekmeği alanla hiç geliri olmayan bir kişinin aldığı ekmek aynı vergi ödüyor. En haksız vergidir enflasyon. Siz elektriğe zam gelebilir, petrole zam gelebilir, doğalgaza zam gelebilir. Bunları maliyete ekliyorsunuz zaten. Üstüne karınızı koyuyorsunuz, piyasaya sürüyorsunuz. Orta sınıfı yok ettiler Mustafa Bey. Orta sınıf. Esnafa bakın. Elektrik faturalarını koymuş şeye. Artık vitrine koyuyor. Yani vatandaş artık bizim de verdiğimiz mücadelenin sonunda artık cesaretli olmaya başladı. O da artık hani derler ya, bıçak kemiğe dayandı, artık bu saatten sonra ne olacak ya? Canımı mı alacaklar diyor. 1000 lira işte elektrik parası, şimdi geldi 5000 lira. 4000 liraydı, şimdi geldi 12000 lira. Nasıl geçinecek bu adam? 180 liraydı, geldi 470 lira. Kendi hayatımdan evet. Örnek vereyim. Şimdi buraya, burada getirdim ben 3 tane şey. Saray kahvesi.
5861 lira Aralık ayında. 5861 lira. Saray Ocak ayında. Evet. 27.670 lira. Allah aşkına bakar mısınız ya? Bir esnaf bunu nasıl ödesin diye soruyorsunuz. Ya nasıl ödeyecek bu esnaf? Maliyete yansıtsa kim alacak bu ürünü? Ya akıl var, mantık var. Yani yine aynı şekilde elektrik faturası lokantaya gelen 28.165 lira. Ya bu lokanta kira nerede? Bu, nasıl karşılayacak bu adam bunu? Şimdi daha buna benzer Boğaziçi Elektrik'ten gelmiş İstanbul Ekmek Fabrikası'nı dedim. Onlara ne kadar şey gelmiştir diye. Onu da ben size ifade edeyim. 200 küsurdan 700. Evet. Şöyle ifade edeyim. Ekim ayında 202.974 lira. Şimdi Ocak ayında 202 bin liralık fatura 755.127 lira 20 kuruşa çıkmış. Ortalama 3 katına bağlamışlar efendim. Öyle. Ya hanelerde de öyle, iş yerlerinde de. Ben de hepsi 3 katı yani. 3 kat abi. Bunu dış güçler mi yaptı? Kim yaptı? Dış güçler mi yaptı? Ya da Bay Kemal mi yaptı? Kim yaptı bunu Allah aşkına? Efendim şöyle bir de dramatik tablo var. Bugün iktidar mensupları açıklamışlar zaten. Elektrikte farkındayız. Durumu düzelteceğiz. Şimdi hani biraz önce denemeyen mayoritem dediniz ya, bu da birazcık öyle mi olacak acaba? Çünkü zamı yapanın öznesi yok ama işte %150 yaptıktan sonra işte %100'e indirince bu indirimi yapan var. Bu milletin ferasetine inanıyorum. Çok güzel bir atasözü, terzi söktüğünü dikemez diye. Bunlar mümkün değil, düzeltemezler. Bilmiyorlar. Ülkeyi yönetemiyorlar zaten. Bu gerçeği artık herkesin görmesi lazım. Yönetemiyorlar yani. Faizi düşüreceğiz dedi, faiz yükseldi. Hem dolar yükselince petrol, akaryakıtı yükseltmek zorundayız dediler. Düştü dolar, zam üstüne zam hala geliyor. Niçin? Hangi gerekçeyle? Bana vaat edip de tuttukları bir söz söylesin. Vaat edip de tuttukları ya, ekonomide şunu yaptık desinler. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çünkü ikili bir dünya var. Bir sarayın dünyası var. Bir de bizim dünyamız var. Sarayın dünyası ayrıdır. Orada elektrik de var, doğalgaz da var, mutfakta dolu her şeyle, her şey var orada. Bütün ne ararsanız var. Hiçbir masrafı yok orada yaşayanların. Cebinden 5 kuruş para çıkmaz. Ne elektrik parası, ne doğalgaz parası, ne ulaştırma, ne mutfak, hiçbir şey ödenmez. Bir de vatandaşı düşünün. Tam tersine aldığı nefes hariç her şey için vergi öder. Bir daha ifade edeyim. Aldığı nefes hariç aldığı her şey için vergi öder. Ekmekten tutun suya kadar. Bu vergi meselesine girelim mi birazcık? Çünkü sizin de uzmanlık alanınız. Şimdi CHP sonuç itibariyle bu ittifak içindeki en kamucu bakış açısına sahip evet. siyasi parti. Evet. Şimdi elektrik, su, hava gazı bunlar bir doğal ihtiyaç, evet. bir hak aynı zamanda. Evet. Ama bu hizmetler hani özelleştirildiği bir tartışma, onu da soruyorum. Evet. Bu hizmetleri yerine getirmek için devlet vergi alıyor. Bir de bu hizmetleri görürken ya da bu hizmetleri siz kullanırken bir vergi daha ödüyorsunuz. Evet. Siz şimdi önünüzde bir ittifak modeli, seçimden sonrasındaki bir koalisyon modeli dönüştüğü zaman bu alanlarda ne yapacaksınız somut olarak? Önce biz adaletle yönleşeceğiz. Adaletle. Sosyal devlet denen bir kavram var. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa etmek zorundayız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun olduğu bir Türkiye'yi inşa etmek zorundasınız. Türkiye çok tahrip edildi. Hanelere dinamit kondu ya. Baba işsiz, askerden gelen oğlu işsiz, üniversiteyi bitiren kızı işsiz. Aynı evde oturuyorlar ve birbirlerinin yüzüne bakamıyorlar. Böyle bir tabloyu Türkiye hiç yaşamamıştı. Hiç ama. Mersin'de biliyorum. Üniversite mezunu, gıda bölümünde mezun, evlere temizliğe gidiyor ya. Evlere temizliğe gidiyor. Bakın, binlerce, milyonlarca üniversite mezunu var, işsiz. Nerede çıkışı arıyorlar? Yurt dışında, oraya gideceğiz. Doktorlar, asgari ücret 4.250 lira. Açlık sınırı
4.250 lira. 3 lira fark var aralarında. Asgari ücret 4.253 lira. Açlık sınırı 4.250 lira. Yoksulluk demiyorum, açlık sınırı diyorum. Bu insan evde nasıl yaşayacak? Bu elektrik zamlarını nasıl ödeyecek? Doğalgazı nasıl ödeyecek bu? Yol parasını nasıl ödeyecek? Çocuklar okula gidiyorsa okul masraflarını nasıl karşılayacak? Kim düşünür bunları? Devleti yönetenler. Devleti yönetenler düşünüyorlar mı? Hiç düşünmüyorlar. Çünkü bu harcamaları hiç yapmıyorlar. Hiç yapmıyorlar. Onların dünyasında böyle bir harcama yok. Bir elleri yağda, bir elleri balda. Yönetemezler, götüremezler. Adaletle yöneteceksiniz. Devleti vergi mi alıyorsunuz? Evet. Vergiyi nereye harcıyorsunuz beyler diye bir soracağız. Biz vatandaşa diyeceğiz. Bu soruyu bize sorun. Sizden aldığımız vergiyi nereye harcadık? Beşli çeteye gidiyor paralar. Diyorlar ya şimdi liralaştıracağız ekonomiyi. Liralaştıracaksan senin Londra'da ne işin var kardeşim? Ne işin var senin? Liralaştıracağız diyor. Kendi vatandaşından dolarla borçlanıyor. Kendi vatandaşından. Türk lirasıyla değil. Bunu da Sayın Bahçeli duysun. Türk lirasıyla değil. Dolarla borçlanıyorsun. Kendi vatandaşından. Hiç dövizle ilgisi olmayana dediler ki dolar üzerinden borçlanabilirsin diye. Avro üzerinden borçlanabilirsin diye. Daha garibini söyleyeyim. Borç para aldılar, getirdiler. Yatırımlar yaptılar. İşte yol, köprü kaça yaptıklarını bilmiyoruz. Geçerken hala dolar, avro üzerinden para ödüyoruz. Garanti onun üzerinden ödüyoruz. Sözleşmeye öyle bir hüküm koydular ki eğer avro almışsanız borç para, Almanya'daki enflasyonu da bizim sırtımıza yıkıyorlar. Eğer dolar almışsanız Amerika'daki enflasyonu da bizim sırtımıza yıkıyorlar. Sanki bizim enflasyonumuz yetmiyor. Bir de o beylerin enflasyonunu bizim sırtımıza yıktılar. Bana dünyada böyle bir uygulama yapan bir ülke göstersinler. Desinler ki ya sadece Türkiye değil efendim, Fransa'da yapıyor, Güney Kore'de yapıyor, Papua Yeni Güne'de, hatta Japonya'da böyle yapıyor desinler. Ya bu ülke sömürü ülkesi mi yani? Egemen güçlerin sömürü alanı mı burası? Bu çeteler hortumlayan, hazineyi hortumlayan bütün para bunlar için. Bütün bu zamlar bunlar daha fazla para alsın. Bunların yükümlülükleri yerine gelsin diye yapılıyor zaten. Şu anda saray iktidarı bu çeteler için çalışıyor sadece. Halk için değil. Bunlara para vermek için. Bir ara haberlere yansıdı ama onların da bir hani iktidar değişikliği söz konusu olursa diye bir takım temaslar kurmaya çalıştıkları, hatta sizinle, partiyle haberlere de yansıdı. Böyle bir endişe de bir taraftan kimsenin var. Mustafa Bey, kimsenin endişeye kapılmasını istemem. Ama ben milletin soyulmasını da istemem. Milletin soyulmasını öngören bütün düzenlemelere son vereceğiz. Kimse kusura bakmasın. Bu ülke soyulacak bir ülke değildir. Vatandaşımız da soyulacak vatandaş değildir. Ya hakkını, hukukunu teslim etmemiz lazım bu insanın. Bu insan alın teri döküyor. Bu insan çalışıyor. Bu insan evine helal ekmek götürüyor. Ağzındaki lokmayı alıyorsun, beşli çeteye veriyorsun. Niçin? Dolar fiyatı yükseldi, dolar yükseldi. Türk lirası eridi. Parayı vereceğim. Nereden vereceğim? Senin ağzındaki lokmayı alıp buna vereceğim diyor. Bunları kamulaştıracağız. Ama hakkaniyetle. Maliyetini bulacağız. Makul karı vereceğiz. Al kardeşim paranı. Bundan sonra öyle dolardı, avroydu yok kardeşim. Türk lirasıyla mı geçiyorsan köprüden Türk lirasını ödeyeceksin kardeşim. Şimdi sormak gerekiyor ama Bahçeli'ye. Mahkemelerin, Londra'daki mahkemelerin yetkili olduğu tahkim. Tabii. Şimdi sormak nasıl gerekiyor Bahçeli'ye. Yani? Milliyetçi o mu yoksa milliyetçi ben miyim? Türk lirasını savunan mı milliyetçi? Doların, avronun yanında yer alan mı milliyetçi? Sormak lazım. Londra'daki mahkemeler yetkili. Londra'daki değil, Fizan'daki mahkemeler de yetkili olsa hiçbir adaletli mahkeme bir toplumun soyulmasını evet demez. Londra'daki mahkemeler de dahil. Böyle bir soygun düzeni dünyada hiç yoktur. Böyle bir soygun düzenine vicdanı olan hiçbir hakim evet demez. Örnekleri var. Bunları araştırdık Mustafa Bey. Araştırdık.
Bunu yaptığımız takdirde davayı kazanır mı? Evet, davayı kazanırız. Örnekler var mı? Örnekler de var. Hiç kimse merak etmesin. Bu ülkeye gerçek anlamda adaleti getireceğiz. Peki efendim, soygun düzenini bitireceğiz. Somut olarak, yani bu beşli çete değil aslında, birkaç tane beşli çete var. Mevcut. Bunların hortumunu kestiğiniz zaman vatandaş elektriği, doğalgazı, suyu, muhtelif hak olarak tarif ettiğimiz hizmetleri ucuza ya da bedava alabilecek mi? Aile destekleri sigortası getiriyoruz. O da çok enteresandır. Şöyle söyleyeyim Sedat Bey. 1971 yılında Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 9 sigorta dalını Türkiye'ye getireceği taahhüdünde bulunmuş ve kanun çıkmış. 1971. 8'i çıktı. En son rahmetli Ecevit döneminde işsizlik sigortası çıktı. Aile destekleri sigortası çıkmıyor. Çünkü fakir aileye devletin yardım etmesi bir lütuf değil, bir hak olarak görülmek zorundadır. Vatandaş yaşıyorsa benim ülkemde, devlet olarak o vatandaşın karnını doyurmak zorundasınız. Lütufla değil, o onun hakkını ve bu hakkı ona teslim etmek zorundasınız. Onun için de aile destekleri sigortası var. Diyor ki bir ailenin geliri asgari ücretin altındaysa veya hiç geliri yoksa devlet o ailede banka hesabına parayı yatırır. Ki bizim kendi programımızda kadının banka hesabına parayı yatırırız. Kadın işçi gibi, memur gibi, emekli gibi gider, parasını çeker, çoluk çocuğun rızkını sağlar. Onun fakirliğini kimse bilmez. Yani sağ elin verdiğini sol el görmez. Sosyal devlet budur. İnsanın onurunu korur. Biz bunu sağlıyor, bunu yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bu beşli çeteden kurtulduktan sonra önemli bir gelirimiz de olacak tabii. Onları alacağız, sosyal devlet olarak kullanacağız. Ayrıca şunu da yapacağız. Eğer devlet veya belediyeler veya kamu bir yere işçi alacaksa, önce bu ailelerin çocuklarını alacak. Pozitif ayrımcılık yapacağız. Ya, ailenin torpili yok, bir şeyi yok, sınavı kazanıyor, sözü de elleniyor. Diyeceğiz ki kardeşim sen işçi mi alıyorsun, memur mu alıyorsun? Her evde mutlaka bir sigortalı olacak, her evde. Böylece her evin asgari bir sağlık sigortası olmuş oluyor bütün bireylerin. Bunu yapmak zorundayız. Bunu yaparsanız aile destekleri sigortasıyla 71-22, 51 yıldır uygulamıyorlar. 51 yıldır. Ama inşallah evet. Yapacağız. Efendim süreyi doldurduk. Millet ittifakı olarak yapacağız. Son bir soru. İktidarı ısrarla seçimin zamanında yapılacağını söylüyor. Siz de ısrarla erken seçim çağrısını yenilemeye devam ediyorsunuz. Hakikaten çok ekonomik anlamda özellikle sıkıntılı bir tablo var. Evet. Sürdürülebilir görüyor musunuz? Erken seçim bağlamında erken seçim bekliyor musunuz? Ne zaman olur sizin tahmininiz? Mustafa Bey, erken seçim talebimizin altında yatan temel unsur milletin daha fazla perişan olmamasıdır. Yönetemiyorlar. Sandığı getirsinler, yeni bir yönetim gelsin, insan gibi yönetsin. Yönetirken de vatandaşın hesap versin. Yönetemiyorlar, ne yaptıklarını bilmiyorlar, sorunların peşine sürükleniyorlar, dışarıya el avuç açıyorlar, paralar dileniyorlar, acaba nereden para bulabiliriz diye. Bu bizim itibarımıza vurulan ciddi bir darbedir. Ben hükümete o nedenle çağrı yapıyorum. Gel kardeşim sandığı getir. Vatandaş seni seçiyorsa başımın üstüne gene. Seçmiyorsa bırak yeni bir yönetim gelsin. En azından bu memlekete biraz huzur gelir. Memlekette evet. Huzur kalmadı. Bunu yapacağız. Burada şeyim var. Sözümüz var. İttifak olarak, Millet İttifakı olarak bunu yapacağız. Türkiye yeni bir yönetimi, ahlaklı bir yönetimi görecek. Bakın ahlak kavramı helalleşmede çok önemlidir. Haksızlığa uğramış birisi, ister kamu ister herhangi bir kişi tarafından haksızlığa uğramış bir kişiyle nasıl helalleşirsiniz? Haksızlık yaptığınızı bildiğiniz için. Dersiniz ki ya ben bir haksızlık yaptım, ben bir yanlışlık yaptım, gidip benim bir helalleşmem lazım. Budur, bu toplumun helalleşmesi lazım. Bunlar helalleşemezler. Bunlar toplumu ayırdılar, toplumu böldüler, toplumu kutuplaştırdılar. Biz kucaklayacağız, hep beraber helalleşeceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim bu ülke benim ülkem ama senin de ülken. 84 milyon ülkesi. Ne olması lazım? Hepimizin huzur içinde yaşaması lazım. Bunu yapacağız. Evet. Teşekkür ediyorum efendim. Vakit ayırdınız. Sedat Bozkurt, soruların katkın için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.
Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberdik. Dilimiz döndüğünce ülke meseleleriyle ilgili, sıcak başlıklarla ilgili soruları sormaya ve cevaplarını, kanaatlerini anlamaya çalıştık. Her zaman söylediğimiz gibi bunu yaparken bir sürçülisanımız olduysa lütfen affedin. Haftaya görüşmek dileğiyle.